Merhaba arkadaşlar Falma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yay ve yükselen yaylar için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falma Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve Tarot bakım için de Instagram ve TikTok üzerinden Seher Altre Tarot Dünyası yazarak Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir taşınma gözüküyor. Bu taşınmaya birdenbire karar verip ya da uygulamasını birdenbire yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu konuyla ilgili planlamasanız da bu taşınma işlemi gerçekleşecek olarak gözüküyor. Üzerinizde biraz ağırlık var. İnsanlar sanki sizi anlamıyormuş gibi arkanızdan iş çeviriyormuş hissiyle uğraşacaksınız bu dönem. Bununla ilgili de bazı yüzleşmeler söz konusu olacak. Etrafınızda yıldızlaşacağınız bir dönem var yani insanlar sizin üzerinizde daha çok konuşacak, daha çok e, dedikodu edecek. E, bununla birlikte de sizin kısmetlerinizin çoğalması durumu var. Bu hem iyi hem kötü anlamına geliyor aslında. 5 e, rakamı var burada. Bu yıldızın hemen altında ayın 5'i, 15'i e, tarihleri sizin için önemli olacak ay 5 rakamı ile ilgili bir şekilde. Eee iki tane ev konusunda sevinçli haber almanız var. Hem sizin haneniz hem de başka bir evle ilgili. İsminde M harfi olan bir kişiden de bu dönemde bu konuyla ilgili destek görmeniz var. Bu destekle birlikte de ferahlayacaksınız. Dışarıdan gelen sevinçli haberleriniz var. Aile bağları ile ilgili bazı durumlarda da sıkıntılar olması sizi e, bu dönem hani aile konularından ziyade dışarı ile ilgilenmeyi itebilir. Ailenin içerisindeki sıkıntılar yani çok büyük e, bir sıkıntı değil ama biraz stres kaynaklı, biraz e, ekonomik koşullarla kaynaklı bir durum var. Bunun aşılabilmesi için belli bir tarih var. O tarihe kadar bekleme sürecinde olmak sizi sıkıntıya sokuyor. Sizinle birlikte aile fertlerini de sıkıntıya sokuyor. Bu dönem arkadaş çevrenizden alacağınız e, haberler sizi daha çok mutlu edecek. İş ve kariyer anlamında iki tane kapının açılması, bu kapılarla birlikte de ferahlığa kavuşmanız var. Uzun zamandan beri aynı iş yerinde çalışan bir yay burcuysanız bu dönem e, bir aksaklık ortalığı biraz karıştıracak ama kısa vadede düzelecek. O konuda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Elinizden çıkacak olan bir miktar para var. Bu sanki bir arabanın satılması veya bir arabayla ilgili bir durumdan gözüküyor. Bunun göndermek istemeseniz de sanki bir vedalaşma bazen hani insanların e, belli bir arabaya veya mala mülke e, isim takarak e, onu e, metalaştırması durumu var ya, bu öyle bir durum, onu e, sizin kendinizden bir parça olarak gördüğünüz bir şeyden ayrılmak olarak gözüküyor burası. Evinizin içerisine e, büyük bir kısmet gelmesi var ama bunu e, Temmuz ayının ortalarına doğru gelecek gözüküyor. Bununla birlikte sanki bir yere de bir ödeme yapma, bunun bekleyip onun ödemesini yapmak için de fırsat kollama gibi bir durum var. Dört tane kuşun ağzında haber var. Bu haberler teker teker ayrı ayrı gelecek. En son dördüncü haber geldiğinde beş kişi bir şeyin kutlamasını yapacaksınız. Yani bu haberi kutlama moduna geleceksiniz. Devlet kapısında sıkıntılı olan bir mahkeme veya bir kağıt işleminin Sıkıntısı biraz azalacak yani bir şeylerin e, oranı değişmiş olacak, daha az olmuş olacak ama yine de bu sıkıntı olmaktan e, tamamıyla çıkmayacak. Bu bile sizin sevinmenize yetecek olarak gözüküyor. Yani beklentinin bu kadar aşağıda olması e, yani sıkıntıyı biraz aşağıya çektiğinizi düşünmek bile sizi mutlu etmeye yetecek gözüküyor. Evinizden çalınan bir eşya. Veya bir şeyin kaybını fark edeceksiniz. Bu sizi biraz tedirgin edecek. Evle ilgili yeterince tedbir almıyor muyum diye. Bu konuda çok uzakta aramanıza gerek yok. Yakın çevrenizde çok samimi olduğunuz kişiler üzerinden dikkatli olmanızda gerek var. Çünkü bu döneme kadar size farklı bir yüzünü göstermiş kişinin diğer yüzünü görmüş olacaksınız. Bu sizi biraz sinirlendirebilir, gerginleştirebilir ama çok büyük kayıplar vermeden de bunu öğrenmiş olmanıza şükredeceksiniz gözüküyor. Hayat bu dönem size yeni başlangıçlar yaparken diyeceksiniz ki güzel şeyler yok mu? Var. İlişkiler anlamında bekar olan bir Yay burcuysanız bu dönem hayatınıza girecek iki ayrı arkadaşınız veya iki kişiyle ilgili ortak planlarınız, bir tatil planı var. Bunlarla birlikte yeni bir kişiyle tanışma, hayatınıza yeni bir kişinin girmesi bir aşk konusu ama kısa süreli de olsa sizi biraz değişik bir havaya sokmuş olacak. Evli olan bir yay burcu çocuklarla ilgili sevinçli bir haber onlarla ilgili organizasyon veya bir yapılaşmanın içerisinde ferahlayacakları gözüküyor. Bu biraz hem nefes almalarını sağlayacak hem de dinlenmelerini sağlayacak. 2 ve 3 rakamlarında gelecek olan kısmet var. İsminde C harfi olan bir kişiden alacağınız kısmet gözüküyor küçük küçük kısmetlerinizin açılacağı ayın 10'undan itibaren açılacağı gözüküyor. Ayın 10'una kadar bazı sıkıntılarınız var ama ayın 10'undan sonra özellikle aile bağlarındaki problemlerin çözülmesi sizi ferahlığa kavuşturacak. Bir kazan kaynıyor. Bir bu kazan sanki gelecekteki kısmetlerin yolunu açabilmek için şimdiden bir diyet ödeme gibi yani içinizdeki sıkıntıları atabilmenin bir yolunu bulacaksınız ve sonrasında ferahlayacaksınız. Her şeyi bir e, dökeceğiniz bir yermiş gibi gözüküyor. Yani dertleşeceğiniz bir kişide veya bir psikologda içinizdeki tüm zehri akıtıp yeni başlangıç yapabilmek için güç kuvvet toplayacağınız anlamına da geliyor burası. E, i̇ş konusunda bir karmaşa var. Bu karmaşayı çözebilmek için bir tek sizin e, gücünüz yetecek. İnsanlar çok fazlasıyla telaş içerisindeyken siz sakin bir şekilde bu işi yönetmeye, kriz yönetimine başlayacaksınız. Bu biraz şaşırtabilir. Kendi içinizdeki gücü, yeteneği keşfetmenizi sağlayacak çünkü bu süreç. Bununla birlikte de sevinç bir sevinçli bir gözyaşınız var. Bu da evinize gelecek olan güzel bir haber veya bir eşya anlamına geliyor. Uzun zamandan beri istediğiniz, hayalini kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi. İki kişi bu konuda kutlama yapacaksınız hayallerinizin gerçek olduğu ileriki zamanlar içinde bu konuda güç kuvvet kazanacaksınız. Belki bir araba alımı da söz konusu olabilir arkadaşlar. Diğeri araba satımıydı. Bu araba alımı olarak gözüküyor. Herkes için farklı bir şekilde durabilir bu. Yani bazılarınız için araba satımı olurken bazılarınız için de araba alımı olabilir. Evet yay ve yükselen yaylar için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceğine bakacağız hep birlikte. Tabağımız akınca tabi. Bugün yavaş akıyor tabak. Yurt dışı ile alakalı müjdeli bir haberiniz var. Bir de yoldan gelen misafiriniz var gözüküyor. Nazarınız var. Bu aralar küçük baş ağrıları sizi rahatsız edebilir ama kısa süreliğine gözüküyor. Ondan sonrasına normale döneceksiniz. Beklenmedik 3 tane konu sizi bu dönem stres içerisinde sokabilir. Kalben ferahlayacağınız haberi ayın ortalarına doğru alacaksınız ve hızlı bir şekilde de bu ıı, stresten çıkacaksınız uçak hızıyla gözüküyor. İki tane sevinçli haber de bunun sebebi olacak. Bayraklı bir yerle ilgili yani devlet kapısından bir mahkeme ile ilgili sevinçli bir haber almanız var. Giden bir paranın geri gelmesi borç verdiğiniz bir yerden de alacağınızı tahsil edeceğiniz bir durum var. Hayalini kurduğunuz bir şeyi bir arkadaşınızla konuşacaksınız ve bu konuda sanki sizin yerinize arkadaşınız bu hayali sizinle birlikte gerçekleştirmeniz için yardım edecek. Bu bir uçak seyahati var arkasından. Bu konuda da e, bir arkadaşınızla gideceğiniz gözüküyor. Kısa bir tatil veya e, bir süreliğine hayalini kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi. Geçmişten bugüne kadar sürüncemede kalan bir işin sıkıntısıyla birlikte hayatınızdan çıkacak köklü bir değişime başlangıç olarak gözükecek. Aile bağlarından dört aylık şekilde gelecek olan kısmet sizin hem biraz ferahlamanızı hem de maddi anlamda desteklenmenizi sağlayacak. Şimdi kapanmayan bir yaranız var. Bu yarayla ilgili tekrardan bir olay olacak ve e, bu konu sanki ortalıkta konuşulmak zorunda kalacak. Bu biraz e, hem sizi sarsacak hem de karşınızdaki kişileri sarsacak ve gün yüzüne çıkması e, ruh hem biriz e, biraz sizi zorlayabilir. Fakat çözüm amaçlı e, olacak bu durum. E, artık bu kadar zorlanıyorsam bunu da çözmeliyim deyip onun çözüm yoluna gideceksiniz ve ferahlayacaksınız. Yeni, sadık bir dost edinme. Bu kişiyle de ömrünüzün sonuna kadar dost olarak kalacağınız bir süreç gözüküyor arkadaşlar. Kapının ağzında bekleyen büyük bir kısmet bir e, erkek tarafından getirilecek. Bu kişinin bir de e, kızı var. Bu erkek şey baba ve kızdan sizin alacağınız kısmet ileriki dönemler içinde büyük bir yatırımın e, habercisi olacak gözüküyor. İki tane müjdeli haber sizin bu dönem beklediğiniz dileklerin gerçekleşeceği anlamına geliyor zaten kısa vadede de hem sıkıntılarla uğraşıp hem de ferahlayacağınız bir süreç sizi bekliyor olacak. Evet yay ve yükselen yaylar için Temmuz ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.